İskenderun'daki o sular ne olacak? Onu soracağım şimdi hocama. Çünkü evet. İskenderun şehrinde bayağı su var hocam. İskenderun artık bir ne var? İtalya'daki o meşhur yer. Batık şehir mi? Hayır. İtalya'da gondolların... V Venedik. Venedik. Evet. evet. Orası bir Venedik gibi öyle kalacak. Bir dakika. O zaman tam hocamız madem o girdi. İskenderun'daki şu suları verin arkadaşlar. Önemli bir şey söyle hoca. İskenderun'da bugün biz sular yükseldi dedik. Siz ha. ne diyorsunuz? Oraya bölge çöktü, sular işgal etti, kalıcı. Oradaki sular öyle kalacak artık. Kalıcı. Evet. Evet, görüntüler bu, sesi de var mı arkadaşlar? Sesini de açın. Yani şu anda İskenderun şehrinde bu sular var efendim. Çok ilginç görüntüler. Bayağı caddeleri sokaklara sular gelmiş durumda. Biz dedik ki deprem oldu. Sular yükseldi ve İskenderun'a girdi. Ama siz diyorsunuz ki yükseldi ya da kara çöktü ama evet. bu sular gitmeyecek diyorsunuz. Evet şimdi su yüksek seviyesi bazen atmosferik basınçla basınç arttı mı su seviyesi biraz düşebilir. Yani atmosfer basınç. Basınç düşünce sular biraz yükselebilir atmosfer basıncı ile ilgili. Bunu zaten bazı yerlerde işte şunu duyuyorduk. Eyvah su yükseldi deprem mi olacak? Bu evet. hep gelir. Çok çok gelir. Evet, yani bu sular çekildi. Deprem mi olacak falan. Şimdi burada. Acaba ol... görüntüler. Burada ne olmuş? Kentin içinde bir su var. Şimdi bu su bir yerden deniz suyu. Tuzlu su bu. Herhalde tuzlu su. Tabii. Okay. Buraya bir deniz suyu. Yani bir yerden barajdan su gelir Yok, de. Yok İskenderun kapı zaten deniz da, kenarında. Deniz kenarında. İyi biliyorum. Yani çok yakında oralarda çalıştım. Ee, hemen arkasını İskenderun arkasındaki e, bölgede çalıştım. Karşıya kalsın. Payas Karayılan bölgesi var. Arkasında çok yakında çalıştık. İyi bildiğimiz bir yer. Faylarını da çalıştık buranın. Madenlerini de araştırdık. Hmm. Evet. Jeoloji haritasını yaptık burada yeni. Siz özel madenleri araştırıyorsunuz. Tabii maden projesine katıldık orada ama oradaki genç bir fay yeni e, oranın haritasını yaptık. Genç fayları haritaladık. Şimdi bakın burası bu tür bölge deprem sırasında sallanıyor. Sallanınca bu malzemeler çok pekişmiş, çimento olanmış alttaki zemin olmadığı için zemin yanal olarak kaymaya başlıyor. Hmm. Zemin. Zeminin bu boyu, kalınlığı azalıyor. Zemin çöküyor. İkinci şey oluyor. Sallanınca çamur, sediment iyi organize oluyor. Yani bunu bir çuvalın sallanması gibi düşünelim. Boyu biraz kumla dolu bir çuval. Sallayınca ne yapıyoruz? Ya da başka bir şey. Boyu azalıyor değil mi? İyi oturuyor. Tabii. Bir, iki... Bu malzeme zayıf çamurlu malzeme deprem sırasında darbeyi de yiyince yana doğru akıyor. Akınca boyu inceliyor. Burada ki olay zeminin oturması. Zemin yani oturdu su yükselmedi aslında. Tabii tabii. tabii. Bölge oturdu bölge çöktü su geldi. Bundan sonra buradaki su böyle kalacak. Allah Allah. Bunu ilk kez duyuyoruz hocam. Evet. Bunu, bunu göreceğiz. bunu Burada... henüz böyle açıklayan yok. Yok evet. Ee, nerede oldu bu? Gölcük'te oldu. Hatırlayın Gölcük'te de belli yerler su altına kaldı. Değil ben ama... ha, arkada de. Biz arkada onu, biz onu yayınladık ilk şeyde. İşte buradaki tsunami falan filan diye yayınladık onu. Arkada küçük faylar vardı. Otura otura bölge oturdu. Oradaki e, Luna Park falan su altına kaldı. Tabii tabii Hatırlayın. tabii. tabii. Şimdi Hem ne, de nasıl? Şimdi ne oldu? O bayağı su altına kaldı. Luna hocam. Park şimdi e, su yok mu? Yine Luna Park su altında yani Luna Park yine su altında. Bugün de su altında Luna Park. Evet. Yani oradan su çekilmedi. Buradaki su geldi buraya. Şimdi tuzlu suyla, tuzlu suyla o da korozyona neden olacak. Yeraltı tesislerinde, arıtma sistemlerinde falan atık su sistemine karışırsa. Sen de o atık su sistemini eğer arıtıyor isen senin atık su sistemine yani kanalizasyon hattına tuzlu su karışacak. Kanalizasyon hattına tuzlu su karışınca bu suyu pompalayan motorlar korojene uğrayacak. En büyük belalardan bir tanesi. Kanalizasyon hattına bu sular gidince başka bir iş başlayacak. Tabii şu an E peki de ne olacak yani? Derdimiz başka ama bu böyle bir şeyle de karşı karşıyayız. Yani buradaki sular burada kalıcıysa evet. şehrin bu bölgesi mi boşaltılacak hocam? E, evet. Kalıcı sular? Ya bu tam da İskenderun'un en önemli caddesi hocam o oradaki ana cadde hani hatırlayın. Evet evet. Meydanın olduğu yer. Bu su kalıcı. Çok enteresan ve bu bunu, o zaman bunu, yani şehir bir takım bunu, biraz daha kuzeye taşınacak. Evet, bunu bir TÜBİTAK bir proje yazıp hemen gidip bakacağım ben. Buraya gideceğiz. Hmm. TÜBİTAK projesini bunu e, göreceğiz. E, biz e, böyle hızla bunu bir bakmamız lazım. Ama bu su kalıcı. Benim görüşüm budur. Su kalıcı diyorsunuz. Bu su kalıcı burası Venedik gibi bir şey olacak. Ve bu hikaye şu. Buna benzer buna benzer nerede bir yer var dünyada? Onu versin arkadaşlar hemen. İskenderiye. Evet. İskenderiye, evet, batık şehir, batık şehir, İskenderiye, İskenderiye ovası, İskenderiye'de bir ova var böyle bir zayıf zemin bize benzer bir zemin. ...bunun üstüne bir kent kurulmuş. O kent bugün yer altında, deniz altında. Bir kent kurulmuş İskenderiye. İskenderiye'de bir kent yer altında, deniz altında nasıl olabilir? Ya bir fayla arkada çökecek ki orada böyle bir aktif fay yok. İskenderiye tarafında ya da büyük depremlerde aynı bunun gibi sallandıkça aşağı sallandıkça aşağı inecek. Burası İskenderiye'de açıklarındaki eski tarihi yerleşimin su altında kalmış hali bunlar. İskenderun'da aynı bu tip bir yer olacak İskenderiye'de. Ha İskenderun bizim İskenderun'a gelecek. Döndük evet. Ee, bizimkinde de böyle bir şey olacak. Bu da böyle kalıcı oldu. Böyle bir kalıcı oldu. Çok enteresan. Yani evet. e, Arkadaşlar belki Değirmen Dere'nin görüntülerini bulursunuz bize. 99 depreminde Oluna Park'ın olduğu sular altında kalan yer Değirmen Dere'ydi. Hani bir gözümüzde canlandırmak anlamında arkadaşlar o görüntüyü bulabilirse çok sevinirim. E, bunu, ve, bunu bir e, biraz önce e, ATV'de söyledim. Şimdi ikinci kez sizin, sizin kanalda söylüyorum bunu. Çünkü ben bugün görünce baktım haberde e, e, oraya deniz şişti diye Deniz tekrar İskenderun'u verim. Deniz kabardı diye bir haber yapılmıştı. Yani deniz kabarsa her yerde kabarır deniz. Sen yani bir yeri işgal etmez. Deniz her yeri işgal eder değil mi? Denizin öyle çok, bir... çok mesaj geldi. İskenderun'da işte deniz şehre girdi. Lokal. Olma. Evet bayağı girmiş. Bayağı girmiş Çünkü... hocam. O caddenin evet. tamamını girmiş bir kere. Evet. Bu su kadar gidiyor. kalıcı. Yani bu bazen storm dediğimiz büyük fırtınalarda suyu böyle bir su sütün üzerine üfleyin bir yere doğru su birikir ya. Bir iki, büyük fırtınalarda, tayfunlarda falan su çok meteorolojik koşullarda oraya su çok fazla e, rüzgarlarla itilir. Su yükselebilir. yarım metre falan. Hmm. Biz bunu deniz haritaları yaparken ayrıca hesaba katarız. Yani bazı bu dönemleri. Fakat buradaki böyle özel meteorolojik koşullar yoksa büyük rüzgarlar buraya büyük şey olmadıysa ki öyle bir şey, Aha. öyle bir şey yok. E, başka bir şey basınç farkı atmosfer basıncı bu yoksa ki o da bölgesel olur her yerde lokal olmaz ve bu düzeyde olmaz. Bu düzeydeki iş depremden sonra zeminin oturması ile ilgili olur. Yani bu sular artık geri çekilmez diyorsunuz. Evet, bu Şehir da... bu şekilde sular altında kalıcı diyor hocamız evet. İskenderun için. Evet. Ee, yani önümüzdeki günlerde takip etmek lazım herhalde. Siz de bizzat gideceksiniz. Ben gideceğim zaten. Ee, yani bu geçmişte olmuşsa yine olabilir. Bugün de olur. Geçmişte İskenderiye'de olmuşsa, bir kent su altında kalmışsa, bir yerleşim su altında kalmışsa, arkada fay olmadığı halde bize benzeyen jeolojik koşulda. Şimdi burası e, dağın önünde ıvır kıvır birikmiş çamur, or, organik maddece zengin e, çamurlar falan, killer birikmiş. Zayıf bir zemin burası. Bu zemin e, oturmuş Hmm. Haritayı verseniz, haritada İskenderun'u bir gösterelim. Yani... Amanoslar, dün e, Amanoslar buralarda yükselmiş. Şurada bakın, şu faylar var böyle. Bunlar da işte tam bu İskenderun, tam burası. Evet. Ya da şurada bir yer, şurada. Şurada kara yılan var. E, burada, e, buralar alüvyon zeminler. Burası oturmuş çökmüşe benziyor. Yani bura oturmuş çökmüş. Küçük. De şeylerle de faydalarla da kontrol edilmiş olabilir. Ama bu bir daha geri dönmeyecek bir iştir. Evet. Bu çok enteresan ve flash bir açıklama. Yani bundan sonra İskenderun'un belki de o caddesinin bölümü boşaltılacak. Şehir biraz daha yukarı taşınmış olacak. Evet. Nasıl bir önlem alınır ya da su altta kalır üzerine bir şey mi var onu bilemem. Yani, yani teknoloji buradan, nasıl? E, buradan al, alacağımız akıl şu. Bu tür kıyılara çok fazla yaklaşmamamız lazım. İstanbul'da olur mu bu tehlike? O zaman tsunami tehlikesinin tabelasının olduğu yerleri hepsini biliyoruz. İstanbul'da böyle su girer mi? Çok zayıf zeminler varsa, zayıf zeminler oturursa girer. Mesela Bakırköy Şimdi, Zeytinburnu taraflarının zayıf olduğunu biliyoruz hepimiz. Ayamama tarafları da olabilir. Evet. İşte e, bazı yerlerde olabilir. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu tür bölgesel oturmalar çok yabancı olduğumuz bir şey değil. Amerika'da belli alanlar var. Arizona'da e, e, bazı yerler 10 kilometre boyunda 10 metre çökmüş yerler var. Niye çöküyor burası? Oturuyor. Gaz üretiliyor, yer altından gaz çekiliyor, su çekiliyor, petrol çekiliyor. Taneler arasındaki e, basınç, taneler arasındaki e, taneleri tutan güçler kayboluyor. Bölge oturuyor. Gazı alınca, suyu alınca. Hem de oturma öyle böyle değil. Adam elektrik direğine yazmış. 1967'de buradaydık diye. Hı hı. 1967'de buradaydık. Şu gün buradayız, bugün buradayız diye. Bu oturma sürpriz değil. İki, İzmir tarafında böyle oturmalardan biraz bahsedilebilir. Ee, olacaktır. Depremlerde olmuş olabilir. İzmir tarafında da. Böyle zayıf zeminlerde özellikle Alia tarafı falan oralarda olabilir. Bir de bir şey söyleyeyim. İstanbul'da da bugün güncel oturmalar üzerine bir çalışma yapıldı ve yayınlandı. Nereler oturuyor, nereler oturmuyor diye. O çalışmada büyük gök olduğu yerlerin birkaç milimetre, santimetre arasında oturduğu yani mesela Levent gibi. Gibi. Levent'den çok işte biraz daha e, nere? Ayamama, şey, Ayamama bölgesi ya da yumuşak zemin. Kağıthane mi? E, ya da işte Gürpınar oralarda ha, falan filan. Orada ee, heyelan tehlikesi tabii Gürpınar'da falan var zaten. Yani şuralarda e, yüksek binalarda koymuşlardı. Bunu Zeyetdin diye İslam Teknik Üniversitesi'nden bir hocamızın bunun üzerine bir yayını var. Hmm. Ee, bunu uydu verileriyle zaman içinde oturmalara bakmış. Yani o Batıkşehir, İskenderiye Batıkşehir'ini tekrar verseniz de yani tarihte böyle şeyler yaşanmışsa niye tekrar yaşanmasın diye siz soruyorsunuz. Tabii, Ki İskenderiye'nin orada fay hattı da yok diyorsunuz. Tabii tabii İskender'in arkasında fay yok. İskender'in eee yanal yayılması ve oturmasının sebebi e, Girit'in oradaki büyük fayın bin yılda bir olan büyük fayın hareketi. Hmm. O e, Girit ad Girit adasının hemen güneyinde büyük bir fay kuşağı var. O bin yılda bir kırılıyor. Dokuzluk falan böyle bir senin Pasifik'te anlattığın büyük faylar gibi büyük kırılıyor. Ve o kırılma, tsunami'si, sallanması falan... Burada. Böyle yer altında kalabiliyorsunuz. Evet, yani. yani İskenderun halkına çok geçmiş olsun diyelim. Ee, i̇nşallah geri çekilir ama hocamız artık kalıcı diyor. Evet. Buna dair de artık zaten çözümler üretecektir. Evet, öyle, bir, öyle bir e, riskli bir şeyin altına giriyorum yani bunu evet. da söyleyerek. E, tarihe not düşüyorsunuz tarihe aslında. Tarihe not düşüyorum ama riski de bir şey. Yani Geri Tabii. çekilirse o zaman hoca senin söylediklerini tutmuyor diyebilirler yarın bana ama siz bu riski ne alıyorsunuz diyor. çünkü hani evet. buradaki suların geri çekilmeyeceğini söylüyorsunuz. Evet. Peki tekrar Hüseyin hocamızın pardon önce Türkiye haritasını verelim sonra Hüseyin hocanın haritasına geçelim. Şimdi hocam birazdan yine bu bölgeye geleceğiz ama İstanbul'u biraz anlattık belki ekranlarını yeni açanlar vardır. İstanbul'da hoca çok büyük bir depremin beklediğini ve Tsunami bir tehlikesinin yani, olduğunu söylüyor. E, bu bir. Yani tabi halkımızı yani panik işin yani, için yani söylemiyorum. Şey yapmayı hazırlıklarımıza ha. bağlamında önemli. Devlet bilsin, Devlet, yetkililer bilsin. Bunu bilsin. Ona göre e, hesabımızı, kitabımızı yapalım. Bir defa şuradaki deniz yönetimini bir defa dikkatinizi çekiyorum. Buradaki kıyılardaki su çekildiği zaman burada ortadaki derinleşme nedeniyle kıyılardan su çekildiği zaman çekilecek olması beklenen bu hı hı. Yani bizim modelimize göre. Hı hı. O zaman burası deniz araçlarının çöplüğüne dönüşmesin. Hı. Bir. 1. Ya yani bu olabilecek bir şey. Evet. İki, biz bu depremde kıyılardan mutlaka e, yararlanarak yardımlaşmaya operasyonu yapacağız. Kıyı yapılarımızı ayakta tutmamız lazım. Deniz araçlarımızı tutmamız lazım. Bütün bunları için, bütün bu kıyıların, bütün bu kıyılardaki yapıların, deniz araçlarının, bütün iskelelerin, İstanbul yazın KC arkadaşlar. Bütün marinaların hepsinin çok ayrıntılı tekneler kimin, başsa Gece kimi arayacağız? Ne olacak? Ne yapacak? Bütün bu deniz araçlarına, bütün bu kıyıların bir e, çok iyi bir izlenmesi ve yönetilmesi lazım. Ve bu dikkat edin bir ille falan sınırlı bir yer değil. Tabii. Bütün bölge. Tabii. Demek ki burada da afete havza bazlı yaklaşmamız gerekecek. Yani bu, onun için buraya bir tane Marmara sisteminin göbeğine bir tane yönetici atacaksınız. Depremden sorumlu, afetten sorumlu, özel biri olacak. Bu her şeyi yönetecek. iyi bir teknik kadroyla yönetecek. Bu bu İstanbul valisinin de tek başına yapacağı bir iş değil. Yani buradaki Çanakkale valisinin de yapacağı bir iş değil. O ordusunda yapıyor. Bu özel biri burayı koordine edecek her şeyi.